Merhaba Üçler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ikinci ünite değerlendirme sınavı yapacağız. Daha önce birincisini yayınlamıştım. Onu izlemediyseniz izlemenizi tavsiye ederim. Hemen başlayalım vakit kaybetmeden. Daha önce izlemeyenler için hatırlatalım. Soruyu sizler için ben önce okuyacağım. Ondan sonra soruyu cevaplamanız için 10 saniye süreniz olacak. Şimdiden hepinize başarılar. Toplam 20 soru var. Hemen başlayalım. Boşluğa uygun gelen ifade hangisidir? Evet, B seçeneğinde son kelimesi var. Oğul, evlat anlamına geliyor. Kızın babasıdır, oğlu değildir. O yüzden B olmaz. Mother da anne demek. O da yüzden de C seçeneği olmaz. Doğru cevabımız hangisi? A seçeneği çocuklar. Hemen ikinci soruyla devam edelim. Sorunun doğru cevabı hangi seçenektedir? Who is she? Evet, doğru cevabımız B seçeneği çocuklar. A seçeneğindeki he is my uncle cümlesi o benim amcam anlamına geliyor. C seçeneğindeki he is my grandpa cümlesi ise o benim dedem ya da büyük babam anlamına geliyor. O yüzden doğru cevabımız B. O benim büyük annem. Üçüncü soru. Aile ağacına göre seçeneklerden hangisi doğrudur? Şunu hatırlatayım. Aile ağacında sizin resminiz bu. Evet, doğru cevabımız C seçeneği çocuklar. Bu siz olduğunuza göre Kate de sizin kız kardeşiniz oluyor. B seçeneğine bakalım. Mark benim erkek kardeşim demiş. Halbuki Mark benim kuzenim, kazanım oluyor yani. O olmaz. A seçeneğinde Carol benim halam ya da teyzem demiş. Halbuki Carol benim annem yani mother'ım oluyor. O da olmaz. Dördüncü soru. İfadeye uygun düşen seçeneği işaretleyiniz. Evet çocuklar, cümlede look demiş. Yani bak, this is my sister Ece. Bu benim kız kardeşim Ece demiş. Kız kardeş olan resimde A seçeneğinde olduğu için doğru cevabımız A seçeneği. 5. Boşluğa uygun gelen kelimeyi işaretleyiniz. This is my. Evet çocuklar, burada konuşan Sheila olduğu için yanında bulunan kardeşi Pepe'yi tanıttığı için doğru cevabımız this is my brother olacak. Yani bu benim erkek kardeşim anlamında. Altıncı soru. İfadeyi tamamlayan seçeneği işaretleyiniz. Nokta nokta is my mother. Evet, bu cümleyi this kelimesiyle tamamlayabiliriz. This is my mother. Yani bu benim annem anlamına geliyor. Anne cinsiyet olarak kadın olduğu için he kullanılmaz. I da kullanılmaz çünkü burada is var. Yedinci soru. Eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Evet çocuklar, C seçeneğindeki eşleştirme yanlış. Aunt kelimesi hala, teyze anlamına geliyor. Ama burada bir erkek var. O yüzden de yanlış olan cevap C cevabı. Sekizinci soru. Boşluğa uygun gelen seçenek hangisidir? Who is he? He is my. Evet
Evet, A seçeneğindeki sister kız kardeş demek, resimde erkek var, olmaz. C'deki mother ise anne demek, o da olmaz. Doğru cevabımız he's my father, yani o benim babam. 9. Boşluk seçeneklerden hangisi ile tamamlanabilir? Daha önce bu çizelgiyi, bu aile ağacını görmüştünüz çocuklar. Burada siz buradasınız, ona göre cevap veriniz. Evet, Jane is my demiş. Jane benim neyim oluyor? Bakın siz buradasınız. Bu sizin babanız ve anneniz. Bu da grandma'nız oluyor. Yani büyük anneniz oluyor. O yüzden de doğru cevabımız hangisi? A seçeneği çocuklar. 10. İfadeyi tamamlayan seçeneği işaretleyiniz. Nokta nokta is my grandpa. Evet, resimdeki kişi erkek olduğu için he dememiz lazım. He is my grandpa. I zaten olmaz. I ile M kullanılması lazım. Daha önce bunu da söylemiştim. 11. Sorunun doğru cevabı hangi seçenektedir? Who is this? Evet çocuklar. Resimdeki kişi bir sefer erkek, o yüzden A seçeneği olmaz. A seçeneğinin anlamı o benim kız kardeşim demek. B seçeneğinin anlamı o benim kuzenim. C de şu yüzden olmaz. He is my grandpa demiş. Yani o benim büyük babam, dedem demiş. Ki resimdeki kişi oldukça genç, büyük baba olamayacak. Hatta baba bile olamayacak kadar genç. 12. Boşlukları tamamlamak için sırasıyla hangi harfleri kullanmalıyız? Evet çocuklar, sister'ı tamamlamak için I harfi lazım. Brother'ı tamamlamak için O harfi lazım. Father'ı tamamlamak için de oraya bir T harfi lazım. O yüzden de doğru cevabımız hangisi? B seçeneği. 13. Hangi kelime diğerlerinden farklıdır? Evet, A seçeneğindeki grandmother büyük anne demek, C seçeneğindeki aunt hala teyze demek, ama B seçeneğindeki uncle amca dayı demek. Diğer ikisi kadın, B seçeneğindeki uncle kelimesi erkek olduğu için diğerlerinden farklı. 14. Boşluğa uygun gelen ifade hangi seçenektedir? Hi, this is my... Evet, çocuk ailesini tanıttığı için aile anlamına gelen family kelimesinin boşluğa doldurulması lazım. O yüzden de doğru cevabımız A. This is my family. Bu benim ailem. 15. Aşağıdaki boşluğa uygun gelen soru hangisidir? She is my sister. Evet çocuklar, cevaba bakarsanız eğer she is my sister demiş. Yani o benim kız kardeşim demiş. Yani bu resimdeki kişinin kim olduğunu sormuş. Kim anlamında iki tane soru var. A ve B seçeneğinde. A neden olmaz? Who is he demiş. Yani o kim demiş ama erkeğe yönelik bir soru sormuş. Halbuki resimde kız var. C seçeneğinde ise what's your name? Yani senin adın ne diye sormuş. Bunun da cevapla hiçbir alakası yok. O yüzden doğru cevabımız B seçeneği. Who is this? Bu kim anlamına geliyor. 16. Boşluğa uymayan seçenek hangisidir? Nokta nokta is my grandma.
Evet, mesela A seçeneğindeki this kelimesini getirirsek this is my grandma olur. Bu benim büyük annem olur ki kişileri tanıtırken this is kalıbının kullanıldığını öğrenmiştiniz bu ünitede. B seçeneğindeki ni koyarsak she is my grandma. O benim büyük annem anlamına gelir ama I is diye bir şey yok. Olsa olsa I am olurdu. O da olmadığı için doğru cevabımız C seçeneği. Uymayan seçenek C seçeneği. 17. Resme göre boşluğu doldurmak için hangisini kullanamayız? Nokta nokta. Is my cousin. Evet çocuklar, resimdeki kişi erkek olduğu için A'daki this kelimesini kullanabiliriz. This is my cousin. Bu benim kuzenim anlamında. Yine erkek olduğu için he'si kullanabiliriz. He is my cousin. O benim kuzenim anlamında. Ama C seçeneğindeki she kızlar için kullanılıyordu. O yüzden doğru cevabımız C. 18. Boşluğa uygun gelen seçenek hangisidir? Boşluktan sonra çocuklar dikkat ederseniz am kelimesi var. Am, I am şeklinde kullanılıyor. Bunu ezberlemeniz lazımdı zaten. O yüzden doğru cevabımız A. He is de kullanılıyor, she de is de kullanılıyor. Yani he is, she is demesi lazımdı. O yüzden doğru cevabımız I am Kukuli. Yani ben Kukuli. 19. Eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? B seçeneğindeki cümle she is my aunt, yani o benim halam, teyzem anlamına geliyor. Ama resimde bir erkek verilmiş. O yüzden yanlış eşleştirilen yer seçenek B seçeneği. 20. ve son sorumuza geldik çocuklar. Aşağıdaki soruya kim doğru yanıt vermiştir? Ayşegül demiş ki who is he? Mehmet demiş ki he is my father. Ahmet demiş ki I am 10 years old. Behçet she is my sister demiş. Evet, Ayşegül who is he diyerek o kim diye sormuş. Mehmet de he is my father, yani o benim babam diye doğru cevabı vermiş. Ahmet ne demiş peki? I am 10 years old demiş. Yani ben 10 yaşındayım demiş. Soruyla alakası yok bu cevabın. Behçet ise she is my sister. O benim kız kardeşim demiş ama Ayşegül he ile sorduğu için Behçet de she ile cevap verdiği için bu cevap soruyla örtüşmüyor. O yüzden Mehmet'in cevabı doğru. Who is he? O kim? He is my father. O benim babam. Ey çocuklar, bugünkü videomuzun sonuna geldik. Üçüncü ünitenin değerlendirme sınavını da mutlaka bekleyin. 2-3 gün içerisinde yayınlamayı planlıyorum. Bu videoyu beğendiyseniz like'lamayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Arkadaşlarınıza da tavsiye ederseniz çok çok memnun olur ve sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın çocuklar.